Ağustos ayı aylık rapora hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Temmuz ayını geride bırakırken efsane bir haberle açıyoruz gündeme. Şimdi efendim, malumunuz havalar çok sıcak. İnsanlar gün içinde bile banyoya girip serinliyor. Kız, Kadir rektörü 3.2 milyon TL'ye makam odasında banyo yaptırmış. Aa, cips. Girip serinler artık. Acaba bütçeyi biraz genişletsekse üniversitenin ortasına bir havuz yapsak, öğrenciler de gelip geçerken dalıp dalıp çıkar. Oh mis, içine de şöyle fokurdayanlardan koysak içimiz kıpır kıpır. Ah be, öğrenci mutlu, rektör mutlu. Hazır eğitim ve öğretim hayatına değinmişken gelelim açık öğretim sınavlarının 10. maddesine. Covid'li de olsan, temaslı da olsan o sınava girilecek. Online gireriz canım. Yok. Elbette yasaklar delmek içindir. O virüsleri saça saça geleceksin sınava. Ama ben kolumu kaldıramıyorum. Nefes alamıyorum. Hakkım ne olacak? Geçmiş olsun canım. Şimdi sıradaki haberi sorgulayalım desek daha ne gelir ki başımıza? Yılların sanatçısı, halkın sanatçısı Genco Erkal'a bile dava açılabiliyorken bizi harcarlar. Oysa Genco Erkal iki katlı güvenlikte, bir kere halkın sanatçısı ve düşünce özgürlüğü olan bir birey. İki sebep ona kötülük etmemek için. Sonra sanatçı zaten konuşmalı. Değil benim dava açmam, el davalarına karşı bile korumam gerek onu. Üstelik bu Genco ne iyi yürekli ne bulunmaz bir sanatçı. Ve canım Genco her şeye rağmen tüm kibarlığı ve inancı ile diyor ki... Kabahat. Senin demeye de dilim varmıyor ama... Kabahatin çoğu senin canım kardeşim. Gelelim Tunceli'deki orman yangınına. Memleketimizin her köşesi cennette, orası değil mi? Orası bizim memleketimiz değil mi? Oradaki yanan canlılar bizim canlılarımız değil mi? Üç maymun oynamak ne rahat. Yanıyoruz ulan. Memleketin her yeri yanarken yurdum insanı da fırsatçılık peşinde. Öğrenciler daha gelmeden kiraları artıranları mı ararsınız? Yoksa yangın ihtiyaç listesini ateş pahasına satanları mı ararsınız? Skandallar. X1 yolcu taşıma şirketi Van'dan Afgan mültecilerini yurdun her yerine serpiştirmiş. Bunun üzerine de bir soruşturma açılmış. Bekleyelim bakalım görelim neler olacak. Mesele ceplere gelmişken tüm pandemidir gece gündüz çalışan canımız doktorlarımızın maaşlarına döner sermaye indirimi yapılmış. Yanlış duymadınız. Maaşlarına indirim yapılmış. Sonra vay efendim bu halk neden yurt dışında bakıcılık yapmak istiyor? Mutlu ve umutlu değiliz. Anlasanıza. 2 yıldır insanüstü çalışan doktorlarımıza sizin hakkınız asla ödenmez deyip nasıl da ödemedik haklarını, sözün bittiği yerdeyiz. Şöyle bir enerjimizi değiştirip hayvanlar alemine dönüp baktığımızda 9 yaşındaki dişi makak maymunu Yakei, Japonya'da bir doğal parkın içinde bulunduğu alfa erkeğine meydan okuyarak dişi alfa oldu. Hem de 70 yıl sonra. Önce dişilerin gururu, sonrasında ise değişim mümkündür düşüncesini temsil ettiği için tebrik ederiz. Gururumuz alfa dişi Yakei. Alfa erkek iptal, topluluk şok. Elin maymun 70 yıllık saltanatı bitiriyor. Bizimkilerdense yeni gelen haram listesi. Akıl sağlığıyla oynuyorlar. Yaz, yeni haram listesini açıklıyorum. Midye, karides, kalamar, ıstakoz, yengeç. Var mı aklına takılan bir şey? Yok. Bir samsiyes. Biraz da gözümüzü dünyaya çevirelim. İklim değişikliklerine sebep olan atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun 800 bin yıldır kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi. Yani işin Türkçesi diyorlar ki bu sıcaklıklar kuraklıklara ve yangına davetiye çıkarıyor. Türkiye ise en sıcak 3. yılını yaşıyor. Daha da sadeleştirecek olursak, ey ahali uyan dünya elden gidiyor. İnek obası! Uyan! Ağustos ayını kapatmadan önce yüzümüzü güldüren haberlere bir göz atalım. Filenin sultanları seriye tam hız devam ediyor. Başımızın tacısınız kızlar. Paralimpik oyunlarda 15 madalya aldık. Üstelik 2 tanesi altın madalya. Hepinizi alkışlıyoruz. Eylül ayında yeni haberlerle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Reji, ver bir Hamit'in kuru kafasında hayatı sorgulayalım. Olmak
Ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. To be or not to be. That is the question.